Sevgili çiçek severler, hoş geldiniz. Aşkın gözyaşı çiçeklerim öyle güzel bir hale geldi ki sizlerle paylaşmasam olmazdı. Gördüğünüz gibi yanlardan gözyaşını döktüler. Hatta köklerine doğru bir sürü gözyaşı akıtıp tekrardan oradan filizlenmeye başladılar. Filizleri şöyle ayrı bir saksıya aldım ve diğerlerinin de alınması gerekiyor. Diğerlerini de alma işlemini şöyle yapmayı düşünüyorum. Bu kadar güzel böyle leopar desenli bir çiçeğin çok daha güzel bir saksıda olup kendini göstermesi taraftarıyım. Saksısını değiştirirken diğer köklenmiş filizleri de alıp arkadaşlarıma dağıtmayı düşünüyorum. Çevremdeki yakınlarıma isterlerse tabii ki. Videomun devamında daha evvelden yayınlamış olduğum aşkın gözyaşı çiçeklerinin bakımı çoğaltılması ile ilgili videom vardır. Bu videoyu izlemeye lütfen devam ediniz. Çiçek severlere çok yardımcı olacağını umuyorum. Merhaba çiçek severler. Bugünkü videomuza konuk olan çiçeğimiz aşkın gözyaşları. Bu çiçek sukulenta ailesinden. Bu görmüş olduğunuz çiçeğin haricinde bir de başka şekilde ve modelde olanları da var. Şimdi izliyorsunuz. Aşkın gözyaşları haricinde bu çiçeğin başka isimleri de vardır. Aşkın gözyaşı damlası, gelin gözyaşları, gözyaşı, kuluçka çiçeği, bir de İngilizceden Türkçe'ye çevrilmiş bir ismi var ki o da tam oturmuş, binlercesinin annesi. Bu bitkinin ana vatanı Madagaskar'dır. Madagaskar deyince aklıma Madagaskar yasemini geliyor. Benim henüz elde edemediğim gelin gibi açan bembeyaz çiçekleri olan bir yasemin. Zaten yaseminlere hastayım. İnşallah öyle bir çiçeğe rastlar ve edinirim. Aşkın gözyaşı drenaja ihtiyaç duyan bir bitki. Kaktüs toprağında da çok iyi gelişir. İç mekanda yetiştirmek isterseniz mutlaka bir cam kenarı olmalı. Aydınlık alanları çok sever. Dışarıda eğer bakacaksanız çok dik Temmuz ve Ağustos güneşini aldığı vakit zarar görebilir. O yüzden yarı aydınlık, güneş ışığını tam dik almayan mekanlar çok önemli. İç mekan seven bir bitki, kışın özellikle soğuktan hiç hoşlanmaz. Size küsebilir. Size küsmemesi için mutlaka sonbaharda iç mekana bitkinizi taşıyınız. Aşkın gözyaşı çeşidine göre boyuna uzadıktan sonra çiçeklenmeye başlamaktadır. İlk çiçeklenme oldukça yoğundur ve açtığı çiçeklerin kalıcılığı da aynı oranda olmaktadır. Aşkın gözyaşı suyu pek sevmez. Kaktüs gibi az suyla yetinebilir. Fazla sulama yaparsanız bu güzel çiçeği çürütebilirsiniz. Bu çiçeği sularken yaprakların üstünden değil de toprağa doğru sulama yapılmasına dikkat edilmeli. Aynı menekşeler gibi yaprağının ıslatılmamasına özen gösterilmelidir. Çoğaltılması ise çok basittir. Bazen kendi toprağında bir sürü aşkın gözyaşı filizi çıkabilir. Bunun sebebi de yaprak kenarlarındaki minik filizlerin toprağa düşmesi. Düştüğü anda tekrardan oradan köklenir ve tekrardan yeni bir aşkın gözyaşı büyümeye başlar. Saksı seçiminde ise
mutlaka 6 delik hava alan bir saksı olmalı. Hatta daha geniş bir alana yayılmış olan, derinliği az olan bir saksı olursa çoğala çoğala devam edeceğinden, daha kalabalık ve kökleri daha yüzeyde bir bitki oluşacağından böyle güzel, gür bir aşkın gözyaşı çiçeği elde edebilirsiniz. Çeşitlerini de size videonun başında göstermiştim. Her biri ayrı güzel. Her birinden edinmek isterseniz yine geniş bir saksıya rengarenk ekebilirsiniz. Bir cümbüş halinde balkonunuzda ya da evinizde aşkın gözyaşlarını seyredersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hayırlı günler diliyorum.